Merhaba. Soyut matematik 8. derste artık kümelere geçtik. Öncelikle yeni bir küme tanımı yaparak başlamak istiyorum ve tabii ki bu yeni küme tanımından sonra da Russell kümesinden bahsetmemek olmaz. Doğru dürüst bir küme tanımı yaparak işe başlayalım. Neden böyle dediğimi bir açıklamaya çalışayım. Belki ilkokuldan beri öğretilen bir küme tanımı var. Kabaca şöyle bir şey, işte küme dediğimiz şey bizim belki değişik şekillerde söyleniyordur ama bu anlama geliyor. Nesneler topluluğu. Buna küme diyoruz. Peki bu tanım her türden nesneler için geçerli mi? Yani A eşittir işte 1, 2, 3, 4 diye yazdığınız bir sonlu kümede gibi sonlu kümelerde bu tanım sorunsuz. Öyle değil mi? Yani bu hep zaten bizim gördüğümüz, bu lisede küme sorularını çözdüğünüz şey bu. Bu bizim için sorunsuz bir tanım. Ama bu sonlu kümelerde böyle, yani bütün apaçık elemanlarını gördüğünüz kümelerde. Ama öyle nesne toplulukları olabilir ki bu tanım yetersiz kalabilir. Hatta söz konusu olan boş küme olduğunda bile aslında bu küme tanımı çok anlamlı olmuyor. Bakın şimdi boş küme dediğiniz şey nedir sizin? Boş küme elemanı olmayan küme. Böyle tanımlanır. Olmayan küme. Peki elemanı yoksa nasıl küme oluyor? Elemanı olmayan küme nasıl olur? Öyle değil mi? Yani bir kez daha bakın düşünelim. Belki bunu hiç düşünmemiş olabilirsiniz daha önce. Nesneler topluluğuna küme diyoruz. Sonra boş küme diye bir şey tanımlamaya kalkıyoruz ve buna da elemanı olmayan küme diyoruz. Yani içerisinde hiç nesne yok bunun. O zaman bu zaten en başından bir garip oluyor. Bir araya getiriyorsunuz bir şeyleri küme diyorsunuz. Sonra bu içinde bir şey yok dediğinizde de boş küme diyorsunuz. O zaman bu nasıl tanım böyle? Hani bir şeylerin topluluğuydu. O yüzden şimdi daha teknik bir küme tanımı yapacağım. Bakın böyle çok büyük bir tanım ifadesi yazdım buraya. Neymiş bir okuyalım. Küme tanımı. Eğer aşağıdaki iyi tanımlılık dediğimiz özelliğe sahipse, bir Px açık önermesi içeren x Px formundaki matematiksel nesneye küme denir. Neymiş bu iyi tanımlılık özelliği? Herhangi bir A nesnesi için PA doğrudur veya PA yanlıştır. Bu açık önerme denen şeyi hatırlıyorsunuz önermelerden. Açık önerme dediğimizde ne oluyordu? Buradaki x yerine herhangi bir nesneyi koyduğumuzda eğer bu önerme haline dönüşüyorsa, doğru ya da yanlış tabii bir şey ifade haline dönüşüyorsa biz bunu açık önerme diyorduk. Buradaki şey de bununla alakalı zaten. Herhangi bir A nesnesi için PA doğrudur veya PA yanlıştır. Yani artık önerme olmuş olan açık önerme doğru olacak ya da yanlış olacak. İkisi birden olamaz. Eğer PA doğruysa A nesnesi XPX nesnesinin bir elemanıdır denir. Şu şekilde bu alışık olduğumuz elemanı sembolüyle gösterilir. A elemanıdır XPX. Eğer PA yanlışsa A nesnesi XPX nesnesinin bir elemanı değildir denir ve A elemanı değildir. Bu da işte bu kümenin XPX dediğimiz kümenin elemanı değildir. Bu bildiğiniz sembolle bu şekilde gösterilir. Bu bizim yeni küme tanımımız. Yani bu kümede ne oluyor? Şöyle bir daha bir büyük ifade edeyim. Bir burada x var, sonra böyle bir çizgimiz var ve burada da açık önermemiz px var. Bu çizginin bu tarafı kümenin elemanlarını gösterir. Elemanlarını gösterir. Burası da bu
her küme elemanının sağlaması gereken koşuldur. Her küme elemanının sağlaması gereken koşuldur. Gereken koşuldur. Yani ne zaman ki buradaki açık önermeyi doğru yapıyorsa bir nesne, o zaman bu kümenin elemanıdır. Bu çizginin sol tarafındadır. Ne zaman ki bu açık önermeyi yanlış yapıyor, o zaman bu eleman, bu nesne kümenin içerisinde de değildir. Bu kümeye ait değildir. Tanımımız bu şekilde. Evet, şu örneğimize bakalım. Bu kümenin elemanı olan ve olmayan birkaç tane nesne yazalım. Mesela üçgen bu x kümesinin elemanı değildir. Çünkü üçgen bir tam sayı değil. Öyle değil mi? Çünkü ne diyor bakın? X tam sayı olacak ve 1 yani x 1 ile 5 arasında olacak. Bu bizim nedir şurası? Burası bizim bu px açık önermesi. Arada v var. O zaman bu şeyin x kümesinin elemanı olabilmesi için bir nesnenin hem tam sayı olması, arada v olduğu için, hem de 1 ile 5 arasında olması gerekir. Üçgen tabii ki bir tam sayı değil. O zaman zaten bu v'nin bir parçasını sağlamadığı için otomatikman bizim x'in elemanı değil. Ama 2 mesela x'in elemanı. Çünkü 2 bir tam sayı. Tam sayı. Ve bizim bu 2 1 ile 5 arasında. Yani bunu sağlıyor. Yani burası bizim nedir? Şurası bizim P2 doğru. O zaman da bizim kümenin elemanı oldu. 6 elemanı değildir X'in. Çünkü tamam, burada 6 bir tam sayı. Bir tam sayı. Ama burası, bu ama ve değiştirerek kullanabiliyoruz Türkçe'de, biliyorsunuz. 6, 1 ile 5 arasında burası bizim yanlış. Arada da V olduğuna göre burası bizim yanlışsa, o zaman ne diyeceğiz burada? Tabii ki 6, X'in elemanı değil. Peki şöyle yapsaydım, X değil de X üssü şöyle tanımlasaydım. Öyle X'lerden oluşur ki X tam sayıdır veya bizim X 1 ile 5 arasındadır. Böyle bir şey yazsaydım, o zaman tabii ki bizim burada 6 x üssünün içerisinde olacaktı. Hatta siz ne diyebilirsiniz bunu? Basitçe, madem ki ne diyor? X tam sayı olsun veya x 1 ile 5 arasında olsun. Bu x 1 ile 5 arasında olsun, bu durumda tamamen anlamsız oluyor ve bizim bu kümemiz bütün tam sayılar oluyor. Bu aradaki veya hikayesi yüzünden. Aynı şekilde şey de diyebilirdiniz. Burada bu, ya bu kadar teferruata ne gerek var, işte x tam sayısı ve x 1 ile 5 arasındaysa o zaman yazarız 1, 2, 3, 4 ve 5. Tamam, işte küme bu diyebilirdiniz. Ama o zaman ben de size derdim ki, peki böyle bir kümeyi nasıl ifade edersiniz liste yöntemiyle? F R'den R'ye bir fonksiyon, öyle ki F sürekli bir fonksiyon. Siz hadi bakalım teker teker R'den R'ye bütün sürekli fonksiyonları bir kümenin içerisine yazın. Mümkün mü böyle bir şey? Sonsuz tane elemanı nasıl yazıp göstereceksiniz? Yani bu kümeyi, biz bu Y kümesini böyle basitçe liste yönteminde yazamayız. Bu kümeyi liste şeklinde yazamayız. Yani liste dediğim bu elemanlarını teker teker içinde göstererek. Liste şeklinde yazamayız. Evet. Bir sonraki sizin söyleyebileceğiniz argüman şöyle bir şey olabilirdi. Hadi o zaman bu A kümesini yeni tanımla yazalım.
diyebilirdiniz. Yani çünkü bu hazır 1, 2, 3, 4 diye liste şeklinde yazılmış. Peki bunu bu bizim yeni havalı küme tanımıyla nasıl ifade edeceğiz diyebilirdiniz. Ben de derdim ki size hiç de zor değil. Bakın şöyle yazardım. Öyle x'ler ki x1 veya x2 veya x3 veya x4. Bakın hemen bir kontrol edelim. Bizim burada şimdi px'imiz ne burası? 5 elemanı değildir a. Niye? Çünkü hemen bakalım. Şimdi 5 eşit 1 veya 5 eşit 2 veya 5 eşit 3 veya 5 eşit 4. Yani bizim P5 bu. Ama şurası doğruluk değeri 0. 5 eşit 2 doğruluk değeri 0. 5 eşit 3 doğruluk değeri 0. 5 eşit 4 doğruluk değeri 0. Arada veya bile olsa hepsi 0 olduğu için o zaman bunun doğruluk değeri 0. Yani burada bizim P5 yanlış. Yanlış olduğuna göre bizim 5 A'nın içerisinde değil. Ama 3 A'nın içerisinde. Hemen ona da bakalım. Çünkü 3 eşit 1 tamam bu yanlış veya 3 eşit 2 tamam bu da yanlış. Ama bakın burada 3 eşit 3 bu doğru. Ve arada veya ile bağladığımız için o doğru. Bütün bunlar bakın yanlış olsa da bu doğru olduğu için ve arada veya olduğu için bizim bu doğru. Dolayısıyla burada yani P3 doğru. O zaman 3 bizim A'nın içerisinde. Araya V olarak yazamazdık gördüğünüz gibi. Evet bu bizim yeni tanımımız boş kümeyi tanımlamamızı çok kolaylaştırıyor. Hemen göstereyim. Boş kümenin tanımını yapmak bu kadar kolay. X, Px öyle bir küme olsun ki PA tüm A nesneleri için yanlış olsun. Böyle biz bir kümeye boş küme deriz. Gösterimi de bu alışkın olduğunuz şekilde. Şimdi hepsi de aynı kümenin yani boş kümenin ifadesi olan formlar yazacağım size. Bakın bunların hepsi boş kümenin değişik şekillerde yazılabilir hali. X öyle tam sayılardan oluşsun ki x kare eşittir 2 olsun. Böyle bir tam sayı var mı? Yani bu denklemi sağlayan bir tam sayı var mı? Yok. Yani bu denklemi sağlayan tam sayı olmaz. Tam sayı yok. E o zaman bizim küme tam sayılardan oluşacaktı. Bunu sağlayan demek ki hiç böyle bir nesne yok. Bu özelliği sağlayan yani hiç elemanı yok. Ya da şöyle de yazabilirim yine x öyle bir tam sayı olsun ki x 0, 1 açık aralığında olsun. Ama bu aralıkta hiç tam sayı yok. Bu aralıkta hiç tam sayı yok. Burada reel sayılar, rasyonel sayılar var ama tam sayımız yok. Yani böyle istediğiniz kadar buradaki bu koşulu sağlamayacak şekilde ayarlayarak boş kümenin ifadelerini yazabilirsiniz. Ama hepsi de aynı kümedir, boş kümedir. Gördüğünüz gibi boş kümeyi tanımlamak matematiksel olarak son derece mantıklı oluyor bu durumda. Ve gelelim Russell kümesine. Bu küme dediğime bakmayın. Aslında işin ironik tarafı bu. Şimdi yazacağımız Russell kümesinin küme olmadığını göstereceğiz. Şimdi önce şöyle bir soruyla başlayalım. Kendi kendisini içermeyen küme var mıdır? Şimdi bunu ilk duyduğunuzda belki şey dersiniz. Hadi canım olur mu kendi kendisini içermeyen küme? Aslında tabii ki vardır. Bizim cevabımız bu olacak. Şimdi bakın hemen çok basit x eşittir 1, 2, 3 alalım. Şimdi derim ki x kendisini içermez. Yani x elemanı değildir x'in. Niye? Çok basit. Çünkü bu 1, 2, 3'tü bizim x. 1, 2, 3 kümesi bizim 1, 2, 3 kümesinin elemanı değildir. Çünkü elemanları 1, 2 ve 3 rakamı bu kümenin. 1, 2, 3 kümesi değil ki. Dolayısıyla x elemanı değildir x'tir. Yani kendisini içermeyen
içermeyen küme var. İşte burada bulduk. Yani bu durumda şu aşağıda yazacağım nesneler topluluğu boş küme değil. Bu durumda aşağıdaki nesneler topluluğu, nesneler topluluğu diyorum. Çünkü sonunda bunun küme olmadığını göstereceğiz. Nesneler topluluğu boş değil. En azından x var içerisinde, öyle değil mi? İşte yukarıda kanıtladık. Bunun içerisinde bir tane en azından eleman var. Peki neymiş bu meşhur nesneler topluluğu ki Russell kümesi diyeceğimiz şey bu aslında, böyle süslü R. Öyle x kümelerinden oluşur ki burada x bir küme ve x elemanı değildir x. Bunu söyledik zaten. Öyle değil mi? Yani gerçi buradaki x sembolüyle buradaki x sembolü aynı olması belki biraz kafanızı karıştırmıştır ama isterseniz hadi şöyle yazayım. Bunu sileyim. Bu x ile bu x aynı şey olmak zorunda değil. Şöyle yazayım. Öyle y'ler ki y bir küme ve y elemanı değildir y. Şimdi bu yukarıda yazdığımız x bu özelliği sağlar, değil mi? X bir küme ve x elemanı değildir x olduğu için bu boş kümeden farklı. Çünkü en azından bizim bu yukarıdaki x'imiz bu Russell nesneler topluluğunun bir elemanı. Şimdi burada bir iddiada bulunacağım. Sonra da bu iddiayı kanıtlayacağım. İddia diyorum. Tabii teorem falan da diyebilirdik de ben iddia dedim şimdi. R bir küme değildir. Şimdi bunu göstereceğiz. Ve kanıtı hemen yazmaya başlayalım. Ve nasıl diyelim? Çelişkiyle yapalım. Yapalım. Çelişkiyle yapacağımıza göre şimdi eğer R bir küme değildir iddiasındaysak ve çelişkiyle yapacaksak o zaman ne yapmamız lazım? R bir küme olsun. R bir küme olsun. O zaman madem ki küme, biz de bu yukarıda uzun uzun iyi tanımlılık diye bir şey tanımladık. O zaman iyi tanımlılık gereği. İyi tanımlılık gereği. Şimdi burayı söyleyeyim. Burası çok önemli. İyi tanımlılık ne demek? Hangi nesne olursa olsun ya o kümenin içerisinde ya da kümenin dışarısında olmalı. Eğer biz o şeye gerçekten de küme diyorsak. Bakın hangi nesne olursa olsun bizim nesneler topluluğunun ya içinde ya da dışında olacak. Bu bizim iyi tanımlılık. O zaman işte şimdi işin sırrı bu. O zaman iyi tanımlılık gereği bizim bu R'nin kendisini aldım. R'nin kendisi ya R'de olacak, yani kendisinde olacak veya bu R'nin kendisi kendisinin içinde olmayacak. Doğru mu? Bunun doğru olması lazım. Doğru olmalı. Çünkü bizim bu R'de bir nesne. Ne de olsa. Öyle değil mi? Yani herhangi bir nesne için madem ki geçerli bizim bu iyi tanımlılık hikayesi ve biz de R küme olsun dedik. O zaman R'nin kendisi ya kendisinin içerisinde ya da kendisinin dışında. Yani şu iki tane ifadeden en azından biri doğru olmalı. En azından biri doğru olmalı ki bu veya doğru olsun. Öyle mi? Evet, şimdi o zaman teker teker durumlara bir bakalım. Şimdi R elemanıdır, R doğru olacak. Ya da ikincisi R elemanı değildir, R doğru olacak. Şimdi eğer R elemanıdır, R doğruysa. Önce bu duruma bakalım. Eğer bu doğruysa, şimdi tekrar bu
Russell kümesini bir yazalım. Öyle y'ler ki y bir küme ve y elemanı değildir y dedik ya. Bu bizim nedir burası? Şurası bizim px'imiz ya da işte py ile gösteriyorsak py'miz diyelim. Şimdi r elemanıdır r doğruysa dedik. Yani r elemanıdır r, bunu doğru kabul ettik. Doğru kabul ettik, öyle değil mi? Yani bir kanıta başlarken işte bu olsun dediğimizde zaten doğru kabul ederek başlıyoruz. Peki bunu doğru kabul ettiysek o zaman ne olması lazım? Bizim bu PR'nin bunun doğru olması lazım. Yani buradaki bu açık önermeyi doğru yapması lazım bizim bu nesnenin. Peki bu PR'nin doğru olması demek ne demek? O zaman R bir küme ve R elemanı değildir, R'yi sağlaması lazım. Çünkü bakın bu PR'nin doğru olması ne demek? R bir küme ve R elemanı değildir, R olmalı. Peki şimdi R bir küme, bu doğru. Bunu ilk baştan zaten dedik ya, R bir küme olsun diye kabul ettik. Buradan doğru. Ve ama R elemanı değildir, R. Şimdi burası, şu kısım, burası yanlış. Şu kırmızıyla bu işaretlediğim yer, burası yanlış. Neden? Çünkü zaten biz R elemanıdır R doğru kabul ederek buraya kadar geldik. O zaman bu yanlışsa, o zaman burada ne var? Bizim tabii ki çelişki var. Madem bu geldi, yanlış bir şey elde edersek biz bu şekilde çelişki çıkar. Yani eğer R elemanıdır R diyorsak çelişki çıkıyor. Demek ki veya'nın öbür tarafı doğru olmalı diye varsayalım. Yani eğer R elemanı değildir R ise, bu doğruysa. Eğer bu doğruysa o zaman tekrar bir yazalım. R öyle y'ler ki y bir küme ve y elemanı değildir y. Ve buna şimdi bir daha bir bakalım. Burası bizim yine şurayı şöyle işaretleyeyim, göstereyim. Bu bizim PY'miz. Burada ne yapıyoruz? Eğer R elemanı değildir R doğruysa dedik ya, yani R elemanı değildir R'yi varsaydık o zaman. Yani yine burası bizim doğru kabul ettik. Doğru kabul ettik. Peki bundan sonra şimdi madem ki bu bunun içerisinde değil, o zaman bizim PR yanlış olmalı. Ama buraya PR yazamam çünkü sonuçta kanıtta hiç böyle yanlış bir ifade yazamayız. Doğru olarak ne yazmam lazım? Değil PR, bunu yazmam lazım ki bu ifade artık burası değilini aldığım zaman doğru olsun. Değil mi? Çünkü elemanı değilse buradaki bu PR'nin yanlış olması lazım. Dolayısıyla değilinin de doğru olması lazım. Peki bunun değili doğruysa bu o zaman ne olacak? Bunun değilini açarsam R bir küme değil ve veya, değil mi? V değil tabii ki, veya R elemanıdır R olacak. Çünkü bakın normalde neydi bizim PR? R bir küme ve R elemanı değildir R idi. Değil PR dersek R bir küme değil veya R elemanıdır R. Şimdi R bir küme değil, bu olamaz çünkü ta kanıta ilk başlarken bunun biz yanlış olduğunu biliyoruz. Yani şöyle göstereyim yeşille. R bir küme değil, burası yanlış. Peki şimdi kanıtı yazıyorum. Veya ile bağladım. Veya'nın bir parçası yanlış. O zaman ne olmak zorunda? Bizim burada mecburen R elemanıdır R olmak zorunda. Çünkü kanıt normal mantıksal şeyle gidiyorsa ve bu geldiyse doğal olarak buradan R elemanıdır R'nin doğru olması lazım. Ama yine bu bizim bu baştaki R elemanı değildir R ile çelişki. O zaman şimdi R elemanıdır R dedik, çelişki çıktı. R elemanı değildir R dedik, gene çelişki çıktı. Bu çelişkiye sebep olan şey ne en baştan?
Nasıl başlamıştık? Bakın tekrar size burada göstereyim. Bizim bu iddianın kanıtına. R1 küme olsun diye başlamıştık. Çünkü iddia neydi? R1 küme değildirdi. Biz de R1 küme olsun diye başladık. Ve iki durumda da çelişki elde ettik. O zaman ne olacaktı? Eğer R küme değilse çelişki olmaz. Yani bu ne demek? Demek ki R bir küme değildir. Adı Russell kümesidir ama küme değildir. İşte bitirdik. Ve artık bu tanımı yapmamız lazım. Sınıf tanımı. Kümelere benzeyen ama kümelerin iyi tanımlılık özelliğine sahip olmayan nesnelere sınıf denir. Yukarıda bahsettiğimiz R nesnesi bir küme değil bir sınıftır ve ironik biçimde Russell kümesi adını alır. Bizim bu cebirde bu tarz bazı üst seviye cebirsel yapılarda biz sınıf deriz. Kategori teoride falan böyle işte bunlar bir küme olsun demeyiz, bunlar sınıf olsun deriz. Çünkü onların küme olup olmayacağından emin değilizdir. O yüzden biz bunlara sınıf deriz. Böylelikle de o kümelerin iyi tanımlılık durumlarının ille de var olma şartı olmaz. Yani bu üst seviye matematikte bu tarz tanımlar kullanırız. İşte alıştırmalarımız. Tabi burada Russell kümesiyle alakalı bir alıştırma yok. Bunlar basitçe size bu kümenin yeni yaptığımız tanımını göstermek için. Biraz da kuvvet kümesi tanımı falan var. Bu şekilde 4 tane alıştırma. Evet, iyi günler.